Bismillahirrahmanirrahim. Haydi öyleyse deyiniz. Yalnız sana ibadet eder, yalnız senden medet umarız. Bizi doğru yola, sana doğru varan yola ilet. Bir zamanda şöyle dedik. Şu şehre girin ve orada istediğiniz yerden bol bol yiyin. Şehrin kapısından secde ederek saygılı bir tavırla girin ve Affet bizi ya Rabbena. Hıtta deyin ki suçlarınızı affedelim. İyilik yapanların mükafatlarını daha da arttıracağız. Onlar yine dediler ki bizim adımıza Rabbine yalvar da onun nasıl olacağını bize iyice bildirsin. Zira Nasıl bir sığır istendiği konusunda tereddütte kaldık. Ama inşallah matlûb olanı bulabiliriz. Şunu da hatırda tutun ki bir vakit Rabbi İbrahim'i bir takım emirlerle sınamıştı. O da onları hakkıyla yerine getirdiğinden Rabbi kendisine seni insanlara önder, imam yapacağım dedi. İbrahim, Ya Rabbi, neslimden de önderler çıkar, deyince, Allah, zalimler, ahdime, nübüvvete nâil olamazlar, buyurdu. Ve o vakit, İbrahim, Ya Rabbi, burayı güvenli bir şehir yap. Buranın halkından, Allah'a ve ahiret gününe iman edenleri, çeşit çeşit mahsullerle rızıklandır, dedi. Bunun üzerine buyurdu ki, onlardan inkar edeni dahi rızıklandırıp, az bir zaman hayattan nasip aldırır, sonra da onları cehennem azabına sürerim. Orası varılacak yer olarak ne fena bir yerdir. İbrahim ile İsmail, Beytullah'ın temellerini yükseltirken, Şöyle dua ediyorlardı. Ey bizim kerim Rabbimiz, yaptığımız bu işi kabul buyur bizden. Hakkıyla işiten ve bilen ancak sensin. Ey bizim kerim Rabbimiz, bizi yalnız sana boyun eğen Müslüman, soyumuzdan da yalnız sana teslimiyet gösteren bir Müslüman ümmet yetiştir. Ve bizlere ibadetimizin yollarını göster, tövbelerimizi kabul buyur. Muhakkak ki tövbeleri en güzel şekilde kabul eden, çok merhametli olan ancak sensin. Ey bizim hakim Rabbimiz! Onların içinden öyle bir resul gönder ki, kendilerine senin ayetlerini okusun, onlara kitabı ve hikmeti öğretsin ve onları tertemiz kılsın. Muhakkak ki aziz sensin, hakim sensin. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibisin. Kullarım beni senden soracak olurlarsa bilsinler ki ben pek yakınım. Bana dua edenin duasına icabet ederim. Öyleyse onlar da davetime icabet ve bana hakkıyla inanıp tasdik etsinler ki, doğru yolda yürüyerek selamete ersinler. Bazıları da, Ey bizim yüce Rabbimiz! Bize bu dünyada da iyilik ve güzellik ver, ahirette de iyilik ve güzellik ver. Ve bizi cehennem ateşinden koru, derler. Talut'un beraberindeki mü'minler ise, Câlût ile ordusuna karşı çıkınca dediler ki Ya Rabbena üstümüze gürül gürül sabır yağdır. Ayaklarımıza sebat ver ve kafir topluluğuna karşı bizi muzaffer eyle. Bir vakitte İbrahim Ya Rabb'i ölüleri nasıl dirilteceğini bana gösterir misin demişti. Allah Ne o yoksa buna inanmadın mı? dedi. İbrahim: Elbette inandım. Lakin sırf kalbim tatmin olsun diye bunu istedim. diye cevap verdi. Allah ona: Dört kuş tut. Onları kendine alıştır. Sonra kesip her dağın başına onlardan birer parça koy. Sonra da onları çağır. Koşa koşa sana geleceklerdir. İyi bil ki Allah azizdir, hakimdir. Üstün kudret, tam hüküm ve hikmet sahibidir. Peygamber, Rabbi tarafından kendisine ne indirildiyse, ona iman etti. Mü'minler de. Onlardan her biri, Allah'a, meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman etti onun resullerinden hiçbirini diğerinden ayırt etmeyiz. Dediler ve eklediler. İşittik ve itaat ettik yaren bena. Affını dileriz. Dönüşümüz sanadır. Allah hiçbir kimseyi güç yetiremeyeceği bir şekilde yükümlü tutmaz. Herkesin kazandığı iyilik kendi lehine, işlediği fenalık da kendi aleyhinedir. Ya Rabbena eğer unuttuk veya kasıtsız olarak yanlış yaptıysak bundan dolayı bizi sorumlu tutma. Ya Rabbena bizden öncekilere yüklediğin gibi ağır yük yükleme. Ya Rabbena takat getiremeyeceğimiz şeylerle bizi yükümlü tutma. Affet bizi. Lütfen bağışla kusurlarımızı merhamet buyur bize. Sensin Mevlamız, yardımcımız. Kafir topluluklara karşı sen yardım eyle bize. Ey bizim kerim Rabbimiz! Bizi doğru yola ilettikten sonra kalplerimizi saptırma ve katından bize bir rahmet bağışla. Şüphesiz bağışı bol olan ve sensin, sen. O müttakiler, ey bizim kerim Rabbimiz, biz iman ettik, günahlarımızı bağışla ve bizi cehennem azabından koru diye yalvarırlar. Yani bir vakit, İmran'ın hanımı şöyle demişti. Ya Rabbi, karnımda taşıdığım çocuğumu sana adadım. Her türlü bağdan azade olarak, senin yoluna hizmet edecektir. Adamı lütfen kabul buyur. Şüphesiz duaları işiten, niyetleri bilen, semî ve alîm yalnız sensin. Derken onu doğurunca da ya Rabbi dedi. Ben bir kız doğurdum. Zaten Allah ne doğurduğunu pek iyi biliyordu. Erkek evlat elbette kız gibi değildir. Ben onun adını Meryem koydum. Onu da, onun neslinden gelecekleri de, o mel'un şeytanın şerrinden korumanı niyaz ediyorum. Rabbi onu güzellikle kabul buyurdu ve pek güzel bir tarzda yetiştirdi. Onu Zekeriya'nın eğitim ve himayesine verdi. Zekeriya, onun yanına, mabede ne zaman girse, beraberinde yiyecekler bulurdu. Meryem, bu yiyecekleri nereden buluyorsun deyince de, o, bunlar Allah tarafından gönderiliyor. Muhakkak ki Allah, dilediğine sayısız rızıklar verir, derdi. İşte o sırada, Zekeriya Rabbine niyaz edip, Ya Rabbi, dedi. Bana senin tarafından, tertemiz, hayırlı zürriyet ihsan eyle. Şüphesiz ki sen, duaları işitip, icabet edersin. Zekeriya, mihrapta namaz kılmaktayken, melekler kendisine seslenip, Allah sana, Allah'tan bir kelimeyi tasdik edecek, hem efendi, hem gayet zahit hem peygamber olacak olan, Yahya'yı ya müjdeler, dediler. O, Ya Rabbi, bana oğlum olacağına dair bir alamet bildirir misin? Deyince, Allah, senin işaretin şudur. Üç gün müddetle, halkla işaretleşme dışında konuşmayacaksın. Rabbini çok zikret. Sabah akşam, onu tesbih ve tenzih et, buyurdu. Ya Rabbena, indirdiğin kitaba iman edip elçinin yolunu tuttuk. Sen de bizi birliğini ve nebilerini tanıyan şahitlerle birlikte yaz." dediler. Bu müttakiler ki çirkin bir iş yaptıklarında veya kendi nefislerine zulmettiklerinde peşinden hemen Allah'ı anar, günahlarının affedilmesini dilerler. Zaten Günahları Allah'tan başka kim affeder ki? Bir de onlar bile bile işledikleri günahlarda ısrar etmez, o günahları sürdürmezler. Evet, onların bu durumda dedikleri sadece şu oldu. Ey bizim kerim Rabbimiz, günahlarımızı ve işlerimizdeki aşırılıklarımızı affet. Ayaklarımızı hak yolda sabit kıl ve kâfirler güruhuna karşı bize yardım eyle. Onlar öyle kimselerdir ki, halk kendilerine, düşmanlarınız olan insanlar size karşı ordu hazırladılar. Aman onlardan kendinizi koruyun. Dediklerinde bu tehdit, onların imanlarını arttırmış ve Hasbunallah ve ni'mel vekil, Allah bize yeter o ne güzel vekildir demişlerdir. Onlar ki Allah'ı kah ayakta divan durarak, kah oturarak, kah yanları üzere zikreder, göklerin ve yerin yaratılışı hakkında düşünürler ve derler ki, Ey yüce Rabbimiz! Sen bunları gayesiz, boşuna yaratmadın. Seni bu gibi noksanlardan tenzih ederiz. Sen bizi o ateş azabından koru. yüce Rabbimiz! Sen kime ateşe koyarsan, muhakkak onu rezil edersin. Zalimlerin hiçbir yardımcısı yoktur. Rabbena! Biz imana çağıran ve Rabbinize inanın diye tevhide davet eden bir zatı duyduk ve icabet ettik. Artık sen bizi affet kusurlarımızı bağışla ve iyilerle birlikte bizim canımızı al. Rabbena, Resullerin vasıtasıyla bize vaad ettiğin mükafatları bize lütfet. Bizi kıyamet günü rezil ve perişan eyleme. Sen asla sözünden dönmezsin. Onların Rabbi de dualarına şöyle icabet buyurdu. Sizden gerek erkek, gerek kadın, Hayır işleyen hiçbir kimsenin çalışmasını zayi etmem. Çünkü siz birbirinizdensiniz, birbirinizden farkınız yoktur. Benim rızam için hicret edenlerin, vatanlarından sürülenlerin, benim yolumda işkenceye, zarara uğrayanların, benim yolumda savaşanların ve öldürülenlerin elbette kusurlarını örtecek ve elbette onları Allah tarafından mükafat olarak, içinden ırmaklar akan cennetlere yerleştireceğim. En güzel ödüller, Allah'ın yanındadır. Size ne oluyor ki, Allah yolunda ve çaresizlik içinde bırakılan, Ey büyük Rabbimiz! Ahalisi zalim olan şu memleketten bizi kurtarıp çıkar, tarafından bir sahip gönder.'' katından bir yardımcı yolla diye yalvarıp yakaran bir kısım erkekler, kadınlar ve çocuklar uğrunda düşmanla çarpışmıyorsunuz. Peygambere indirilen Kur'an'ı dinledikleri vakit onda aşinaları olan hakikate kavuşmaları sebebiyle gözlerinin yaşla dolup taştığını görür ve şöyle dediklerini işitirsin. İman ettik ya Rabbena Bizi de hakka şahitlik edenlerle beraber yaz. Bütün isteğimiz ve umudumuz Rabbimizin bizi hayırlı insanlar arasına dahil etmesiyken ne diye Allah'a ve bize gelen bu hakikate iman etmeyelim ki Meryem'in oğlu İsa ey büyük Rabbimiz, ey yüce Allah, bize gökten bir sofra indir ki bizim hem evvelimiz hem ahirimiz yani ümmetimizin tamamı için o gün bir bayram olsun ve senden bir mucize olsun bizi rızıklandır zira rızık verenlerin en hayırlısı sensin dedi Allah buyurdu ki ben onu yukarıdan size indiririm fakat bundan sonra her kim nankörlük edip kafir olursa onu dünyada hiç kimseye yapmayacağım derecede cezalandırırım." de ki "Söyleyin bakalım. Eğer size Allah'ın azabı gelir yahut kıyamet gelip çatarsa Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru kimseler iseniz haydi söyleyin gerçeği." Hayır yalnız O'na yalvarırsınız. O da dilerse, duanıza sebep olan sıkıntıyı giderir ve o zaman siz de Allah'a kattığınız o ortakları, o batıl mabutları unutursunuz. De ki, siz yalvara yakara, ağlaya sızlıya ve gizlice dualar ederek, şöyle dediğiniz demler, sizi karanın ve denizin karanlıklarından, tehlikelerinden kim kurtarır eğer bizi bundan kurtarırsa ahdimiz olsun kesinlikle şükredenlerden olacağız de ki Allah'tan başka bize yalvarıp ibadet ettiğimiz takdirde fayda terk ettiğimiz takdirde zarar veremeyen şeylere mi yalvaralım Allah bizi doğru yola koyduktan sonra şeytanların kandırıp şaşkın bir halde çöle düşürdükleri arkadaşlarının ise bize gel diye doğru yola çağırıp durdukları ahmak gibi gerisin geriye İslam'dan şirk'e mi dönelim de ki Allah'ın gösterdiği yol tek doğru yoldur ve bize alemlerin Rabbine teslim olmamız emir olundu Ey bizim Rabbimiz kendimize yazık ettik şayet sen kusurumuzu örtüp bize merhamet buyurmazsan en büyük kayba uğrayanlardan oluruz diye yalvarıp yakardılar de ki rabbim adalet ve itidali emretti her secdenizde her namaz zamanında veya mekanında yüzünüzü onun kıblesine yöneltiniz İhlasla ibadetinizi yalnız onun rızası için yaparak Allah'a kulluk ediniz. Çünkü, Çünkü ilkin sizi o yarattığı gibi dönüşünüzde yine ona olacaktır. Rabbinize için için yalvararak başka nazarlardan uzak gizlice dua edin. Gerçekten o haddi aşanları hiç sevmez. Düzeltilmiş olan ülkeyi ifsad etmeyin. Hem endişe hem de ümit ile ona yalvarın. Muhakkak ki Allah'ın rahmeti iyi kimselere yakındır. Allah bizi sizin o batıl dininizden kurtardıktan sonra kalkıp tekrar dininize dönecek olursak Allah'a büyük bir iftira atmış oluruz. Allah göstermesin. Sizin inancınıza dönmemiz kesinlikle mümkün değil. Rabbimizin ilmi her şeyi kapsar. Biz yalnız Allah'a dayanırız. Ey bizim Rabbimiz, bizimle şu halkımız arasında sen adil hükmünü ver. Haklı haksız açığa çıksın. Sen elbette hüküm verenlerin en iyisisin. Biz hangi ülkeye peygamber gönderdiysek, mutlaka ilkin oranın halkını gafletten uyarsın, Allah'a yönelip yalvarsınlar diye, yoksulluğa, hastalık ve musibetlere duçar ederiz. Onlar şöyle cevap verdiler. Biz elbette Rabbimize döneceğiz. Senin bize kızman da, sırf Rabbimizin bize gelen ayetlerine iman etmemizden. Biz de ona yönelerek deriz ki, Ey bizim büyük Rabbimiz! Sabır kuvvetiyle doldur kalbimizi. Yağmur gibi sabır yağdır üzerimize. Ve sana teslimiyette sebat eden kulların olarak canımızı teslim al. Azap üzerlerine çökünce dediler ki, Musa, Rabbin ile arandaki ahit uyarınca, bizim için ona yalvar. Eğer bu azabı üstümüzden kaldırırsan, mutlaka sana inanacak ve İsrail oğullarını da seninle göndereceğiz. Biz, geçirecekleri bir süreye kadar, onlardan azabı kaldırınca da, yeminlerinden döndüler. Musa, tayin ettiğimiz vakitte gelip de, Rabbi ona hitap edince, Ya Rabbi dedi, göster bana zatını, bakayım sana. Allah Teala şöyle cevap verdi: Sen beni göremezsin. Ama şimdi şu dağa bak. Eğer yeninde durursa, sen de beni görürsün. Derken Rabbi daha tecelli eder etmez onu un ufak ediverdi. Musa da düşüp bayıldı. Kendine gelince dedi ki, Sübhansın ya Rabbi. Her noksanlıktan münezzeh olduğun gibi, dünyada seni görmemizden de münezzehsin. Bu talebimden ötürü tövbe ettim. Ben ümmetim içinde seni görmeden iman edenlerin ilkiyim. Musa, Ya Rambi, beni ve kardeşimi affet. Rahmetine bizi de dahil et. Çünkü merhamet edenlerin en merhametlisi sensin, sen. Musa, ümmetinden yetmiş kişi seçti. Onları alıp huzura getirdi. Gelenlerin bu kabul şerefiyle yetinmeyip, Allah'ı açıkça görmek istemeleri üzerine, onları şiddetli bir deprem yakaladı. Musa, Ya Rabbi dedi, Dileseydin beni de bunları da daha önce imha ederdin. Şimdi bizi aramızdaki beyinsizlerin yaptıklarından dolayı helak mı edeceksin? Bu sırf senin bir imtihanından ibarettir. Dilediğini bu imtihanla şaşırtır, dilediğine yol gösterirsin. Sensin bizim Mevlamız. Affet bizi, merhamet eyle. Sen affedenlerin en hayırlısısın. Bize bu dünyada da, ahirette de iyilik nasip et. Biz sana yöneldik. Senin yolunu tuttuk. Hak Teâlâ da şöyle buyurdu. Ben dilediğim kimseyi cezalandırırım. Rahmetim ise her şeyi kaplar. O rahmetimi de Allah'a karşı gelmekten korunan, zekat veren ve özellikle bizim ayetlerimize iman edenlere nasip edeceğim. Odur ki sizi bir tek candan yarattı. Ve bundan da gönlü kendisine ısınsın diye eşini inşa etti. Erkek eşini sarıp bürüdü. O da hafif bir yük yüklendi. Hamile kaldı. Onu bir müddet taşıdı. Hamileliği ağırlaşınca her ikisi de, Rableri olan Allah'a yönelip, Eğer bize sağlıklı, kusursuz bir evlat verirsen, mutlaka sana şükreden kullarından oluruz, diye yalvardılar. Allah'tan başka dua ve ibadet ettiğiniz bütün putlar, sizin gibi kullardır. Onların tanrılığı hakkındaki iddianız yerindeyse, haydi onları çağırın da size cevap versinler bakalım.'' nasıl icabet edecekler ki? Onların yürüyecek ayakları mı var? Yoksa tutacak elleri mi var? Veya görecek gözleri mi var? Yahut işitecek kulakları mı var? Neleri var? De ki, haydi bütün şeriklerinizi çağırın. Sonra bana istediğiniz tuzağı kurun. Haydi, elinizden geliyorsa bir an bile göz açtırmayın.'' Allah'tan başka yardımınıza çağırdığınız tanrılarınız ise sizin imdadınıza yetişemezler. Hatta kendilerine bile fayda ve yardımları dokunmaz. Sabah ve akşam Rabbini içinden yalvararak, ürpererek ve yüksek olmayan, kendin işitebileceğin bir sesle zikret. Gafillerden olma.